ekranlarınıza yansıyan görüntü İzmir'den geliyor. Bu sıcak gelişmenin de bilgilerini sizlere aktaralım. Depremden sonra yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk ediliyor. Şu dakikalarda ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen müteahhit ve fenni mesuller İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka binasından adliyeye sevk ediliyor. Şu an canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Yağcı oldu. Bir tanesi yıkıldı, bir tanesi yıkılmadı. Söyleyeceğim şey kolonların kaydırılması. Kolonların kaydırılması derken efendim, kimler kaydırdı? Oradaki dükkan kaydırdı. Evet, şu anda 2 günlük bir gözaltı. Depremden sonra yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şu an adliyeye sevk ediliyor. Uzatılan mikrofona konuşan Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili gözaltına alınan bir kişiydi. 2 apartman yapıldığını, Yağcıoğlu'nun yıkıldığını ama diğerinin yıkılmadığını söyledi. 9 kişi şu an adliyeye sevk ediliyor. İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişi şu an ekranlarınıza yansıyor. Müteahhit ve fenni mesuller İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka binasından adliyeye sevk ediliyor. Onların görüntüleri şu an yansıyor ekranlarınıza. İzmir'deki 6,6'lık depremin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk ediliyor. Biraz önce Yağcıoğlu depremde yıkılan binalardan biriydi. Yağcıoğlu Apartmanı'ndaki bu yıkımdan mesul tutulan, sorumlu tutulan kişilerden biri Yağcıoğlu Apartmanı'nda görevli olduğunu, 2 apartman yaptığını ve birinin yıkıldığını basın mensupları paylaştı. Şu anda da İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka binasından adliyeye sevk ediliyor. Sorumlu 9 kişi, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu sıcak gelişmeyi de sizlere aktarmış olduk.